Evet arkadaşlar, herkese selamünaleyküm. Bugün neredeyiz? Selimpaşa'dayız. 1.80'e 1.80 fırın yapımında. Kuk Bey yine sevgili Musa Usta üstlendi. Geldi, kıyafetlerini giydi, hemen başladı, dişbaşı yaptı. Kolay gelsin usta. Eyvallah, sağ ol arkadaşlar. Bütün Türkiye'mize selam olsun. Hayırlı Ramazanlar bu arada. Ramazan'ın yavaş yavaş ortasına doğru geliyoruz. Dün güzel bir gündü. Hem Cuma'ydı hem de 23 Nisan'dı. Çocuklarımızın 23 Nisan gününde kutladık. Tabi durmak yok her zamanki gibi. Koronavirüs hastalığı olmasına rağmen biz vatanımıza, milletimize hizmet etmeye çalışıyoruz. Burada bir kurstayız. Ticari amaçlı değil kesinlikle. Vatana, millete hizmet amaçlı. Yani buralarda da Kur'an okunuyor. Nerede Kur'an okunuyorsa, nerede bir Kur'an açılıyorsa biz de inşallah burada olmak istiyoruz. Gönülden seviyoruz. Dostlarımızı Allah sayılarını arttırsın. İslam alan, İslam alemine hizmet eden, memleketine hizmet eden tüm arkadaşlardan Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olsun. Mesajı bu şekilde arkadaşlar. Paylaşırsak bu kadar insanlara ulaşırız. Selimpaşa'dayız arkadaşlar. İstanbul, Selimpaşa'dayız şu an. Sevgili Harun Şirin bizlerle birlikte, onun ve diğer aracı bizlerle birlikte 1.80'e 1.80 kara fırın yapıyoruz. Bu fırınımıza baştan sona kadar çektik. YouTube sayfamıza yayınlayacağız. Bir hafta onun içinde yayınlamayı planlıyoruz. Çok fazla soru soruyordunuz. Taban nasıl? En baştan beri başlarsınız? Ya da baca girişi, baca çıkışı nasıl oluyor? Kapak müşteri nasıl dönüyorsunuz? Bunların hepsinin cevabını bu videomuzda bulabilirsiniz. Hepsinin cevabını. Yaşar Çöksal bizle birlikte. Hoş geldin abi. Her zamanki gibi Musa Ustam yavaş yavaş eğmeden çalışıyor. Doğalgazlı olacak arkadaşlar. Farklı bir fırın, altı boş. Çünkü 15 günde bir veya haftada bir yanacak. Ona göre sistemi ayarladık. Ali Boncukçu bizlerle birlikte. Hoş geldin abi. Sezgin Er Ağaca bizlerle birlikte. Aile şunlarımızı yapalım. Atomuzumuza geçelim. Yaşar Köksal kolay gelsin, hayırlı işler demiş. Allah razı olsun abi. Hava biraz soğuk bugün. Gerçekten çok güzeldi. Rüzgar şiddetli olduğu için abi senin sesini çok net almaz. Sen konuş o zaman. Konuşacağım, şu paylaşımları bitireyim. Buralarda niye tuğlan yok? Tuğlan. Hadi hızlandırın bakayım hadi. Yükselt tuğlan. Umut tuğlan biraz geri gelecek. Thank you.
yaklaşık 3 dakikadan beri canlı yayındayız arkadaşlar. Ya da 5 dakika olmuştur. Şu an 6. sırayı dönüyoruz. 1.80'e 1.80 Selim Paşa'da kara fırın yapımı. Doğa gazı bir fırın olacak. Sevgili Ahmet Şen kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Selim Paşa'dayız. Çok güzel rüzgar var arkadaşlar. Hatta şöyle bir yerdeyiz. Buradan da bizi atabilir her an. Bu videomuzun bu fırınımızın özelliği de baştan sona çektiğimiz ilk fırınımız arkadaşlar. YouTube sayfamızda videomuzu baştan sona izleyebilirsiniz. Sıfırdan, en tabandan başladık. En tabandan başladık. Hepsini çektik. En son kupa yapımını çekiyoruz. Sonra bacağı nereden açılır, nasıl açılır onları da göstereceğiz. İnşallah fayansla haliyle beraber paylaşımını yapacağız. Sevgili Mahmut Özkan, Allah'ın kelamı, selamı üzerinize olsun. Allah sana iman gücü versin demiş. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz sevgili Mahmut abimize. Erkan Köse kolay gelsin, bereketli olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Ali Boncukçu kolay gelsin demiş. Allah yardımcınız olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Şu anda 55 dostumuz bizleri izliyor. Samsun plakasına ulaşmış bulunduk. Sevgili Turan Özay, adam çalışırken bile maskeyi çıkarmıyor. Örnek insan, helal sana, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz Turan abiye. Size de kolay gelsin sevgili Turan abi. Evet, plakayı gördük arkadaşlar. 55 tane dostumuz bizlerle birlikte. Yayınlarımızı paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Bu videomuzu baştan sona çektik arkadaşlar. En tabandan başladık. En uca kadar hepsinin çekimini yaptık. YouTube sayfamızdan paylaşımını yapacağız. Çok fazla soru soran dostumuz vardı. Bacayı nereden açıyorsunuz? İşte kapak üstlerini nasıl dönüyorsunuz? En alttan neler yapıyorsunuz diye. Bunların çoğularının hepsinin cevaplarını göreceksiniz. Fırınımızın altı boş. Sürekli yan mücahitin altını boş yaptık. Yan taraflarda yine izolasyonumuz var gördüğünüz üzere. Hakkı Benli, evet selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı işler abicim, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili Hakkı Benli'ye. Fırınımız 1.80'e 1.80 arkadaşlar. Kara fırın. Doğal gazı olacak. Selim Paşa'dayız. Sevgili İlkay Çetin kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Yayınlarımızı paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Daha fazla dostumuza ulaşmamıza vesile olabilirsiniz. Sevgili Hakkı Benli bizlerle birlikte. Şurada şamot harcımız var arkadaşlar. Harcımızın ismi şamot harcıdır. Çimento, şamot harcı ve kumla karışıp suyla beraber yoruluyor. Burada çimento harcımız yapılıyor. Burada tulalarımız var. Burada kubbemiz var. Kubbemizi en baştan beri çekimini yapıyoruz kamerayla birlikte. Hızlandırdığımız bir şekilde tekrar sizlere sunumunu yapacağız. Yaklaşık 7-8 dakika oldu. Şu anda kubbemiz bu hale geldi. 1.80'e 1.80 kara fırınımız var. Yaklaşık 400 tane, 450 tane tuğla. Oval şeklinde yapıyoruz. Dıştan dışa 2.80'e 2.80, içten içe 1.80'e 1.80 arkadaşlar. 21 tane taban taşı kullandık. Hepsini de ezberledim. Yakında ben de başlayacağım bu fırıncılığa. Sevgili Yaşar Nami Danyeli. Tuğlaları hangi maddeyle tutturuyorsunuz? Hayırlı işler olsun. Selam. Evet, tuğlaları arkadaşlar gördüğünüz üzere arkadaşımız burada hazırlıyor. Şamot harcı, içinde çimento ve kum var. Suyla beraber yürüyoruz. Şamot harcı. Büyük namluların hepsinde şamot harcı diye şey yaparsanız zaten çuvalın üstünde de gözükür şöyle şamot harcı diye yazıyor. Onunla bu şekilde tutturuyoruz sevgili dostlar. Şöyle tepeden göstereyim size. Video kaç dakika olmuş tam göremiyorum ama siz görüyorsunuz büyük ihtimalle. Şu anda 80 kişi bizlerle birlikte. Evet sevgili dostlar. Nerelerden bizlerle birliktesiniz? Onları da paylaşırsanız bana da sohbet edecek konu çıkar. Ben de memnun kalmış olurum. Şiddetli bir rüzgar var. Allah kolaylık versin. Rabbim işinizi rahat getirsin demiş sevgili Adem Özer. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun sevgili Adem abi. Yayınımızı bir kere paylaşırsanız bizlere destek olmuş olursunuz. Tüm dostlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Sezai Kuru kolay gelsin. Selamlar olsun. Hayırlı işler diliyorum demiş. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar dostlar. Evet, ilk mesaj. Ozan Duzgun Elazığ Karakoçan'dan selamlar demiş. Kolay gelsin. 19 Mayıs Samsun'dan yazıyor sevgili Onur Leyla Karaca. 19 Mayıs'a selamlar olsun. Sevgili Evrinç Aslan Samsun'dan selamlar olsun demiş. Samsun bizim de memleketimiz. Uğur Ustam Ordulu, Musa Ustam Samsunlu.
Giresunlu, pardon abi. Evet, mesajlar akmaya başladı. Hakkı benle. Ben Sultan Gazi'den izliyorum sayın abiler. Ben de fırın yaptırmak istiyorum. Da bu pandemiden dolayı biraz çekiniyorum. Nasıl olur, nasıl gider diye. Bir de fırına bize kaç paraya mal olur. Ay işler kolay gelsin demiş. Abi 0542-717-39-55. 0542-717-39-55 numaralı telefondan Musa Usta'ma ulaşabilirsiniz. Sevgili Hüsamettin Zeybek. Yani sonuç itibariyle her yer kapandı. Fırınlar kapanmadı. Fırında bir sıkıntı yok abi. Herkes yaşadığı müddetçe ekmek yiyecek. Karnı doyacak. Yapacak başka bir şey yok. O yüzden iş çekinmeden gidebilirsin. Benim şahsi düşüncem. Musa Usta'nın düşüncesini de birazdan alacağız. Sevgili Hüsamettin Zeybek Almanya'dan selamlar. Kolay gelsin demiş. Ve aleyküm selam. Sevgili Yaşar Neymi Daniel. İlginize çok teşekkür ederim. Cevabımı aldım. Allah razı olsun güzel kardeşim demiş. Malatya'dan selamlar olsun demiş. Sevgili Tarık Gündüz. Diyarbakır'dan selamlar olsun demiş. Ve aleyküm selam. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Tarık Gündüz Diyarbakır'dan selamlar demiş. Vahit İnan kolay gelsin. Vezir Köprü demiş. Mahmut Özkan. Osman kardeşim Musa Usta'ya ne yaptığının sesi çıkmıyor. Kalbimiz kağıtlarından selamlar olsun. Abi çok fazla rüzgar olduğu için rüzgar sesi öldürüyor. O yüzden çok zayıf geleceği için dedi ki Osman kardeşim sen konuş benim sesim olsun. Sesim ol dedi. 100 kişi şu an bizle birlikte. Sevgili Ramazan Karakuş. Musa Usta Eskişehir'den selamlar. Allah kolaylık versin demiş. Mehmet Ersen Samsun Baffa'dan selamlar demiş. Evet, geçenlerde yine Çamlıca'da yeni bir bayrak açtılar arkadaşlar. Dediler ki Türkiye'nin en büyük bayrağı. Akşam bir araştırma yaptım. Bence Türkiye'nin en büyük bayrağı Çamlıca'da değil, Kavak'ta. Çünkü hem boyuyla hem bayrak boyuyla bizim Kavak'taki bayrağımızın boyu daha uzun. Baffa mıydı abi, Kavak'tı? Kavak'tı değil mi? Kavak. Evet, Kavak. Kadir Karabulut, selamünaleyküm demiş. Ve aleykümselam. Mustafa, hayırlı işler, hayırlı Ramazanlar. Allah kolaylık versin demiş. Rüzgar nefesini kesiyor. O kadar güzel bir rüzgar var ki. Ahmet Avseven, hayırlı işler patron. Zemine ısı tutmak için ne kullanıyorsunuz diye sormuşlar abi. Zemine ısı tutmak için ne kullanıyorsunuz? Özel izolasyonlarımız var. Kenarlarda görüyorsunuz. Ahmet Ayseven, hayırlı işler kolay gelsin demiş. Sevgili İdris Güven Başkanım kolay gelsin demiş. Allah razı olsun. Sevgili Özel Baykan, hayırlı işler kolay gelsin demiş. Sevgili Şafak Kamek, ustam kolay gelsin. Yine her zamanki gibi hızlısın demiş. Abiden ben konuşurken, mesajları okurken kubbe bitti. Sevgili Hakkı Benli paylaşımlarını yapıyor. Süleyman Güney paylaşımlarını yapıyor. Eğer sevgili dostlar nelerden katılıyorsunuz yazarsanız çok çok mutlu oluruz. Sevgili Kadir Özsoy, Kadir abi reis kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Musa abi ne yaptın abi? Musa ustam burada iki tane mesaj okurken kubbeyi bitirdi arkadaşlar. Siz izleyebildiniz, ben izleyemedim bile mesajları okumaktan. Helal olsun. Allah razı olsun. Sevgili Emine Özkan Arayıcıoğlu, Emine abla kolay gelsin. Fırını parka mı yapıyorsunuz demiş. Bahçede yapıyoruz. Bir bahçeye yapıyoruz abla. Sevgili Erdinç Aslan, İstanbul'daki bayrak en yüksekteki bayrak, Samsun'daki büyük bayrak demiş. Yani direklerin boyuna baktığım zaman da abi Samsun'daki bayrağın direğinin boyu daha uzun gözüküyor. Sevgili Erol Pekdemir kolay gelsin ustam demiş. Mesaj kaçırmayalım. Musa abi kolay gelsin. Amasya'dan selamlar demiş sevgili Süleyman Güney. Ve aleyküm selam. Amasya'ya kucak dolusu sevgiler ve selamlar olsun sevgili dostlar. Yayınlarımızı paylaşarak destek olursunuz. Yaklaşık bir 10 dakikalık. Ne demiş? Muhammed Can Arapça yazmış. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Ehlen ve sehlen diyoruz sevgili Muhammedullah. Süleyman Güley gelmiş bizlerle birlikte. Sevgili Mürsel Polat Erzurum'dan, ben de patronum kolay gelsin size ustalar Erzurum'dan selamlar demiş. Erzurum'a kardeşlerim diyarına kucak dolusu sevgiler ve selamlar olsun sevgili dostlar. Evet, şu anda 110 kişi bizlerle birlikte yayınımızı takip ediyor. Yayınlarımızı paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar bu fırınımızı en tabandan kubbeye kadar, hatta dış cephesiyle beraber olmak şartıyla çekimini yapıyoruz. YouTube sayfamıza paylaşıyoruz. Fırın kuran Musa Usta yazdığınızda YouTube sayfamıza kolayca ulaşabilirsiniz. Oradan fırınımızın tüm detaylarını, inceliklerini, püf noktalarını öğrenebilirsiniz. Hatta kendi fırını kendi yapmak isteyen dostlarımız varsa yine 0542-717-3955 numaralı telefondan bizlere ulaşabilir. Musa Usta tüm bilgi birikimini, tecrübesini buradan sizlerle paylaşabilir. Şöyle yakından bir göstereyim.
şu an bizlerle birlikte yayınım katılmış. Paylaşmak benim işim demiş. Terme FM'e selamlar olsun sevgili Mahmut Özkan. Teşekkür ediyoruz abi. Allah razı olsun. Paylaşan elleriniz dert görmesin. Çok da güzel rüzgar var arkadaşlar. Yani şu anda sallanıp duruyoruz. Şurada pervane var. Bak nasıl dönüyor rüzgardan. Akif Bural hepinize Allah kolaylık versin demiş. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Biraz daha geniş açıdan alayım arkadaşlar. Kubbenin güzelliğini görün. İçeriden de çekim yapacağım. Ama şu anda burayı en net gören yer burası. Kameramız inşallah bu rüzgardan düşmez. Gerçi rüzgarın sesi size kadar ulaşıyordur büyük ihtimalle ama. Evet, 125 kişi şu an bizlerle birlikte. Burada ne yapıyorsunuz demiş Habib Demir. Burada fırın yapıyoruz. 1.80'e 1.80 şu anda fırının kubbesini sevgili fırın kuran Musa Demirci, Musa Usta ölüyor arkadaşlar. Aynı zamanda da kendisi kubbe yapımında 4.000-5.000 tuğlalarda dünya rekorunun sahibidir. Sevgili Turgut Özel kolay gelsin Musa Usta demiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İyi de mi olur ben ne anlarım fırından bana niye paylaşıyorsun demiş. Abla belli mi olur? Lazım olur belki köye yerleşirsin bir gün. Dersin ki fırın yapacağım. Açarsın videoyu izleye izleye baka baka yaparsın inşallah. Emine abla, Emine Özkan Arayıcıoğlu. Emine Özkan kendisi fırın yapabilir ya. Bakalım ne görüyoruz. Murat Güneşli bizle birlikte. Seman Lahavle bizle birlikte. Süleyman Güney bizle birlikte. Teşekkür ediyoruz kendisine. Yayınlarımızı birer defa paylaşırsanız mutlu oluruz sevgili dostlar. Sevgili Akif Boral bizle birlikte. Neresi orası? Bize de bir tane fırın yapar mısınız demiş. Yaparız inşallah. 0542-717-3955. Burası Selimpaşa arkadaşlar. Selimpaşa'da çok güzel bir bahçeye fırın yapıyoruz. Sevgili Yusuf Aksüt, eski tuğlalar kullanılır mı diye sormuş sevgili Musa Demirci ustama sorar mısın? Eski tuğlalar kullanılır mı demiş. Kullanılır, çok eski şey değilse, kırık dökük değilse. Habib Demir neresi orası diye sormuştu, cevap verdik. Musa ustaya sorar mısınız Osman Bey? Rekor hiç durmadan 1.5 saat olur mu demiş. Onu 2 saate çıkarmak için uğraşıyoruz şu anda inşallah. Ay pardon, 1 saate düşünmeye uğraşıyoruz. Sevgili şey, bu İdris Kıvan Başkanı sormuş. 130 kişi bizle birlikte. Sıkıntı yok, deniyoruz onları. Onları deneyeceğiz. Denemek bizim işimiz. Yenilik bizim işimiz diyor sevgili Musa Demirci. Evet sevgili Emine Özkan Arayıcıoğlu ilgimi çekti. Azıcık bakayım fırın nasıl yapılıyor demiş. Mahmut Özkan Osman kardeşim Musa Usta'ya sorar mısın? Bu akşam bu fırında pide çıkar mı? Çıkmaz herhalde bir fırının önce bir ısınması için bir hafta yanması gerekiyor belli aralıklarla. Ondan sonra bir dahaki cuma günü fırından pide çıkacak hale gelir. Evet, neredeyiz? Selimpaşa'dayız. Öğrenci, talebe yurdundayız arkadaşlar. Talebelerimiz buradan pidelerini inşallah yiyecekler. Murat Işık, selamünaleyküm. Kolay gelsin. Musa Ustam demiş ve aleykümselam. Hoş geldin, sefalar getirdin. Sevgili Azim Uysal, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Yusuf Aksüt, eski tuğlalar kullanılır mı? İç dolu ev tuğlası demiş. Soracağım birazdan abi. Mesajlara bakayım. Başka gelen mesaj var mı? Hanife Direk. Köye döndüğümde mutlaka böyle bir fırın yaptıracağım evimin bahçesine. Olmazsa olmaz köyde demiş. Çok doğru. Köydeki fırınlar daha fazla işe yarıyor. Mısır at, fasulye at, ekmek at. Her şeyi atabilirsin. 0542-717-3955. 150 kişiye doğru gidiyoruz sevgili dostlar. İshak Pekgöz. 1x1 fırın olur mu demiş. Olur. Dıştan dışa 2x2, içten içe 1x1 fırınlar oluyor. Hatta yaptığımız hazır fırınlar da var. 0542-717-3955 telefon telefonlara ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Şu anda 145 kişi bizlerle birlikte yayınımızı takip ediyor. Musa Ustam içi dolu demiş normal tuğlalara kullanılır mı diye sormuş bir tane arkadaşımız. Olur olur. Olur kullanılırmış bir sıkıntı yokmuş. Evet artık yavaş yavaş son tuğlaya doğru gidiyoruz. Musa Ustam herhalde birazdan kendini dışarı atacak gibi gözüküyor. Şöyle nur cemalini göstereyim sizlere de. Attı bile bak. Evet, desteksiz yapıyoruz. Ki 4'e 4 fırınlara desteksiz yapıyoruz arkadaşlar takip ettiğiniz üzere.
içeriden de göstereceğim şimdi sizlere sevgili dostlar. Erdiç Aslan Akdağ Ladik Akdağ mı yaptınız demiş. Yok, burası İstanbul şey tarafları, Avcılar tarafları ama Selimpaşa diye geçiyor. Abi Selimpaşa nereye bağlı? Silivri'ye bağlı. Silivri'ye bağlıymış. Silivri tarafındayız. 145 kişi bizle birlikte arkadaşlar. Ayrılmayın. Şöyle içeriden de şu kubbemizin güzelliğine bir bakın. Burada lahmacun yap, pide yap, simit yap, ekmek yap, lavaş yap. Musa Aslan, seni görebiliyor muyuz buradan beri? Evet, sevgili Musa Aslan'ı gördük arkadaşlar. 165 kişiye doğru gidiyoruz. Yayınlarımızı paylaşarak bizlere destek olsanız mutlu oluruz. Yaklaşık kaç dakika oldu bilmiyorum da siz görüyorsunuz kaç dakikadır canlı yayındayız sevgili dostlar. Bir yazarsanız yaklaşık 400-450 tane tuğlamızı herhalde 15 dakika falan olmuştur diye düşünüyorum. Musa Usta başladı. Hiç durmadan maşallahı var. Hatta ben mesajları okurken bir baktım kubbe bitmiş. 190 kişi bizle birlikte arkadaşlar. Gerçekten buradan da güzel görüntü var Musa abi. Harbiden çok güzel gözüküyor. Evet, bu fırınımız arkadaşlar 22 dakika olmuş canlı yayın. 22 dakikada 1.80'e 1.85 tane tuğlayı harcadık ki Musa Usta fazla kendini kasmadan yavaş yavaş çalıştığı halde. Sevgili Serkan Gökçe Yeşilöz Viyana'dan selamlar olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Ve aleyküm selam diyoruz. Buradan da Viyana'ya selam olsun. Necati Tosun 21 dakika demiş. Evriç Aslan 21 dakika demiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun sevgili dostlar. Cevabımızı aldık. Arif Aksüt'le kolay gelsin ustam Tekirdağ'dan selamlar olsun demiş ve aleyküm selam. 170 dostumuz bizle birlikte arkadaşlar. Kubbemizi bu şekilde fırınımızı uzaktan da gösterelim size. 1.80'e 1.80 altı boş bir fırınımız. Kolay gelsin Tekirdağ'dan selamlar demiş Arif Aksüt. İçinden lavaşlar, pideler çıkacak. Öğrenci kardeşlerimize ya da kendilerine satılmak üzere biz de bu fırını bir nevi fazla detaylı bir şekilde yaptık. Usta, fırının içinin kubbesini sıvıyorlar. Doğru olur mu demiş. Öyle olması lazım. Öyle olması gerekiyor. Biz de çelik sıvayla sıvıyoruz zaten. Soda sıvaya fark ediyor yani. Evet. Neyle sıvıyoruz? Yani normal sıvayla mı sıvanıyor, başka sıvayla mı sıvanıyor? Sorunun devamını alırsak ona göre cevap veririz. Biz çelik sıvayla sıvıyoruz. Artık son tuğlaya doğru geliyoruz sevgili dostlar. Paylaşarak destek olursanız seviniriz. Son tuğlamızı acaba kim çakacak? Hocamız. Hocamız videolarımızı izliyor herhalde değil mi hocam? Tabii. Aynen. Son tuğlanın herhalde şeyini biliyorsunuz. Yok, usulünü. Yok, almayacağız. Dua alırız. Dua alacağız. Hatim alırız. Çünkü İnşallah cümlemizden hocam. Hayır amaçlı. Yani tabii ki ücret aldık. Yeter. Hayır amaçlı uğraştığımızdan dolayı, hayır yolunda da devamlı koştuğumuzdan dolayı arkadaşlar. Doğru mu hocam? Evet, mesajlara devam ediyoruz. Hemen Mehmet Tekin kolay gelsin, hayırlı işler. Musa Demirci ustam demiş. Ankara'dan selamlar olsun demiş. Ahmet Zeki Yağcı kolay gelsin ustam. Mardin'den selamlar olsun demiş. Mardin'e selamlar olsun. Sevgili Azim Musal maşallah ustaya demiş. İşinin erbabı demiş. Fırının sahibi orada mı şimdi? Musa Usta onu çağırır son tuğlayı. Sahibi çakar, pamuk eller cebe der demiş. Abi sürekli takipçilerimiz olayları artık çözdü. Yakında kendi fırınlarını kendileri yapacak seviyeye geliyorlar yani takip ede de. Gerçi bunu söyleyen sevgili Mahmut Özkan abimiz. Sevgili Yaşar Şamlı kolay gelsin Samsun'dan selamlar demiş. Hakan Müzeyyen Damar yapıştırıcı için ne kullanıyorsunuz Musa Usta demiş. Şamot harcı kullanıyoruz arkadaşlar. Nalburların hepsinde şamot harcı diye geçer. 25 kiloluk paketler o şekilde. Kum, çimento, su ile karıştırıp değil mi? Evet. Harcımız meydana geliyor. Yok mu? Yok ya. Çimento, şamot harcı, şey, su. Şey gibi oldu. Hava, su, toprak, tahta. Sevgili Selman La Havle bizlerle birlikte. La Havle herhalde soy ismi değildir. Soy ismi çok çok güzel bir soy isme benziyor. La Havle ve La Kuvveti. La Havle ve La Kuvveti. Evet, 195 kişi bizde birlikte şu anda Musa abi. Evet, son tuğlamıza geldik arkadaşlar. Hocamın da telefonunu al. Çekimi sen yap. Hocam da devam etsin. Buraya gelsin.
Hocamı sahneye alalım. Buyurun hocam, sizi alalım böyle. Hocamın telefonunu da al. Gel hocam, gel. Sadece sol tuğlayı vuracaksın. Hocam bir anda ne dedi? Ne oluyor dedi? Ben anlamam ki dedi. Maşallah, hayırlı işler, kolay gelsin. Nurettin Yüksel, teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Arif Aksüt, Uğur Usta, sana da kolay gelsin. Hiç sesin çıkmıyor demiş. Tekirdağ'dan selamlar olsun demiş. Gökhan Kavak, kolay gelsin Samsun'dan selamlar demiş ve aleyküm selam diyoruz. Evet sevgili dostlar, artık son tuğlamıza geldik. Arkadaşlar fırını. Aham ben geliyorum, aham ben geliyorum, aç bana kollarını, sar bana. Dua yapacağız. Evet. Dua yapacağız hocam. Dua yapalım. Hocam ben kemenceyi çaldım, sen de Kur'an oku. Evet, tepindik arkadaşlar üstünde. Maksat hocam, maksatımız sadece dayanıklılığını ölçmekti. Evet. Gel Uğur Usta. Dayanıklılığını ölçtük şu anda. Kubbeyi yeri yaptık. Yapma abi. Aman abi. 3 kişi arkadaşlar. Yani toplamda 270 kilo, 250 kilo net var da. 100 kilo benim sadece ya. Geldim abi, ne yaptın? 96 kilo benim. Kim, 150 kilo musun hocam sen? Yok canım. Arkadaşlar gördüğünüz 300 kilo gibi sağlamlık ispatını. Daha son kulayı çakmadık bile. Ama şu an üzerindeyiz. Burada duamızı yapalım hocam. Amin. Amin. Sesle. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Rahmet, ortası mağfiret, sonunda cehennem azabından olan Ramazan-ı Şerif ayıyla bizi müşerref kıldın ya Rabbi. Bilerek bilmeyerek büyük küçük günahlarımızı affı mağfiret eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Dünyaya ve bütün ülkemize korona virüs illetinden bizi muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. Amin. O hastalıktan bizi korunabilmeyi nasip eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Hastalarımıza şifa ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Şu Ramazan-ı Şerif'in yüzü hürmetine ya Rabbel Alemin. Şu kursumuzun, bu Kur'an kursumuzun bahçesine yapmış olduğumuz fırına vesile olan bütün hayırsever kardeşlerimizden, bunu yapan Musa Usta ekibine, en küçüğünden en büyüğüne kadar Cenab-ı Hak razı ve memnun olsun. Amin. Cenab-ı Hak işlerine bereket versin, ölmüşlerine rahmet eylesin. Amin. Cenab-ı Hak onları her türlü kötülüklerden muhafaza eylesin, sırtını yere getirmesin inşallah. Amin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Musa Usta, Allah razı olsun. Ben şu an tamam yani artık. İlk başta bir korktum aşağı düşeceğiz diye ama hatta son taş yok burada yani. Son taş yok. Son taşı taş sana bıraktık Allah hocam. Allah razı olsun. Biz son tuğlada devamlı bahşiş alırız. Buranın son tuğlasını Kur'an kursuna bağışlıyoruz. Allah razı olsun. En az 500 lira alıyoruz hocam. Allah razı olsun. Biz de buraya cümlemizden Allah razı olsun. Burada Kur'an kursu talebeleri. Kolay gelsin Gümüşhan'ın Abdullah Tanış. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, son tuğla duamızı da yaptık. Şimdi son tuğlamızı Kur'an kursumuzun hocası yerine çakacak. Al hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Al hocam. Hocam sert vur böyle. Vahşi bir şekilde. Vur hocam, vur. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Tamam abi, şimdi inecek aşağı. Bak bak, gidiyor. Lan ben de inecek aşağı, şimdi kayıp da. Tutmam. Evet, gidiyoruz. Komple aşağıya vururuz da. Vallahi biz neler aşağı. Bu neden değil yani, kayarak. Kayarak, aynen. Arkadaşlar. Yükselmesini alalım abi. Volüm. Hayırlısıyla bitirdik arkadaşlar fırınımızı. Gördüğünüz gibi bir çerez niyetine antrenman yaptık. Samsun Spor'umuza da başarılar diliyorum.
Yarın önemli bir maç var Samsunspor için. Onlar da bizim kadar mücadele ederse inşallah şampiyon oluruz. Evet, Musa Usta'da bir değişiklik gören var mı arkadaşlar? Musa Usta zayıflamış, rejime girmiş. Bilmem nerede? Bak onun için maskeyi çıkarttı bu. Bıyık kafası. Evet, bıyıkları niye kestik? Koronavirüs dolayısıyla. Herkese tavsiye ediyorum. Osman, DJ Osman'a da tavsiye ediyorum. DJ Osman'a da bakalım, öyle bir görelim. Arkadaşlar, bu taşın özelliği, şu gördüğün, şu izolasyonu getir az bir parça vurursam. Bu taştan bu izolasyon oluyor. Bu taşın içerisinde demir madeni var. Çelik demir madeni, normal değil. Taşın kendisi şu an bile sıcak vurursam. Yani, bak bu soğukta. Harbiden ha. Çok farklı bir taştır. Bu taşın üzerine hiç durmadan 5-6 saat ürün atsanız da Allah'ın izniyle. Zekeriya Yıldız. Baklava fırını ne kadar yapılıyor demiş. 0542-717-3955. Musa Demirci. Musa Usta'dan bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Amin aminleriniz var. Allah razı olsun. Ben şöyle bakayım, okumadığım mesajlar var mı abi? Murat Işık amin demiş. Teşekkür ediyorum. Recep Kazan bizlerle birlikte amin yazmış. Şekeriye Yaldız amin yazmış. Emine Özkan abla, Özkan Arayıcıoğlu amin, ben de öğrendim fırın nasıl yapılır demiş. Eyvallah, Osman Akgül amin yazmış. Zekeriya Yaldız selamun aleyküm İstanbul'dan demiş. Ve aleyküm selam. Musa Akgül, Musa Demirci kolay gelsin abi demiş. Teşekkür ediyoruz. Gözden kaçırdığımız herhangi bir mesaj var mı diye bakalım. Kolay gelsin Samsun'dan selamlar okumuştuk. Şu anda gözden kaçan bir mesajımız yok. İbrahim Özkan selamlar demiş. Son mesajımız da bu olsun. Sözü tekrar Musa Usta'ma bırakıyorum. Arkadaşlar yani İslam'a hizmet etmek varlıktan değil imandandır arkadaşlar. Yeter ki işe soyunun. Yeter ki hayır yolunda soyunun. Yeter ki yaptığınız işi en güzel şekilde düzgün yapın. İbrahim ama Özkan çok Almanya'dan selamlar demiş. Sırtımız terör. Ama işimizi çok sevdiğimizden dolayı gerçekten hangi şartlar olursa olsun Allah bize fırsat ve kısmet nasip ettiği müddetçe aman üşüyoruz, aman elimiz ayağımız çamur olmasın demiyoruz. Biz de çamurdandık. Çamurdan dünyaya geldik arkadaşlar. Adem babamızdan bilirler. Bu da bir çamurdan. Gördüğünüz gibi aslında bizim için bir hobidir. Yani 25 dakikada tek tek. Kapaklı'dan servisçi Bafalı Kamil selamlar demiş. Kamil Akkaya. Kapaklı benim için çok özel bir yerdir. Orada 10 yıl kaldım. Gerçekten zor günlerim de oldu ama mutlu günlerimiz de oldu. Arkadaşlar sen mutlu olmasını bil yeter ki. Kuru ekmek bile insanı mutlu eder değil mi Uğurustan? Yani mutlu yiyelim yeter ki. Arkadaşlar inşallah hayırlısıyla bayrama yakın Samsun'da olacağız. Ben telefonumu da vereyim. 0542-717-3955 oğlu telefondan Arif bak oraya. Bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bize ulaşabilirsiniz. Türkiye'mizin her yerinde olmaya çalışıyoruz. Allah bizlere fırsat verdiği müddetçe görüyorsunuz burada sonuçta Kur'an kursu da bize güvenip ve kendileri aslında fırıncılığı tesir edilmezken onlar nasıl ki dini yaymaya çalışıyor, İslam'ı yaymaya çalışıyor. Bilmeyen, beyni boş olan yani gençlerimizin kaset boş kaset gibi doldurup onları vatana, millete, İslam alemine yetiştirmeye çalışıyor. Biz de deri hizmette en iyi şekilde vatanımıza, milletimize, bayrağımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bayraklar inmesin, ezanlar susmasın diyoruz arkadaşlar. Son sloganımız. Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Videolarımızı YouTube kanalından paylaşırsanız akşam Term FM sonuçta bizim bir parçamız. Term FM'i de lütfen arkadaşlar akşam 09'da da izlerseniz memnun edersiniz beni. Teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi çok kuvvetli bir şekilde sıkı sıkı sarılmak istiyorum. İnşallah şu koronavirüs biter de gönülden birbirimizi tekrar severiz evet, arkadaşlar. Stop Afganistan Agulu Mistik demiş. Eyvallah sağ olasın. Kolay gelsin demiş. Buradan da Afganistan'a selamlar olsun. Abim kolay gelsin demiş. Kemal Birinci. Yalama'dan selamlar. Ruslan maşallah demiş. Evet arkadaşlar yayınımızı buradan sonlandırıyoruz. 1.80'e 1.80 kara fırın doğalgazlı fırınımızı yaptık. Bu videomuzu full çektik arkadaşlar. En tabandan en üste kadar, en tabandan en tabana kadar hepsini çekimini yaptık. YouTube sayfamızdan paylaşımını yapacağız. Şöyle biraz uzaktan da çekeceğiz.
göstereyim. Sonradan da canlı videomuzu kapatalım sevgili dostlar. Evet, fırınımız böyle. Tabii önce bir aşağı inmemiz lazım. Allah! Şöyle çok güzel bir bahçenin ortasında. Trabzon olarak Samsunspor'a başarılar dilerim demiş. Eyvallah, sağ ol. Biz de Trabzonspor'a başarılar diliyoruz inşallah. Evet arkadaşlar, fırınımız dışarıdan beri böyle. Tabii sonra dış giydirilmesi. Top aklına sana kadar mis gitmiş. Ustaya özellikle başarılar dilerim demiş. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kars'a gelip yapar mı? Türkiye'nin her yerine gidiyoruz sevgili dostlar. 81 ilde ve hemen hemen yaklaşık 600 tane ilçede fırınımız mevcut. 0542 717 39 55 ne olur telefondan bizlere ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Türkiye'nin her yerine ulaşıp fırınlarımızı yapıyoruz. Seyyar fırınlarımızı da Avrupa'nın dört bir köşesine gönderiyoruz arkadaşlar. Aynı fırınlarımızı seyyar şekilde yapıp tekerlekli seyyar fırınlarımızı da yapıyoruz. Hem doğal gazlı hem odunlu. Ayrıca seyyar fırınlarımızda C belgeli olduğu için doğal gazların birçoğunda baca sıkıntısı yok. Taban yapmıyor. Tabanları düşmüyor sevgili dostlar. Ve dışarıda ısı vermiyor.